Polanda Türkiye'de bir Dünya Cimnastik Federasyonu'nun kongresi yapılacak. Mutat kongrelerinden bir tanesi gene Türkiye'de gerçekleştirilecek ama kendisi de eski bir sporcu olan Suat Çelen'in hani cimnastiğe katkıları da yatsınamaz. Onu da hemen söylemek istedim. Ve sevgili izleyenler, ikinci madalya töreni başladı. Denge aletinde Andrea Preda bronz madalyanın sahibi oldu. Pinju Lai gümüş madalyanın sahibi oldu. Ana Barboso ise altın madalyanın sahibi oldu. Şu anda Ana Barboso anons edildi ve kürsünün ilk basamağındaki yerini alıyor. Romanya'dan iki sporcuyu görüyoruz kürsüde. Ana ve Andrea. Tabii vatandaşıyla birlikte kürsüde olmak da ayrı bir mutluluk. Biraz önce biz de sporcularımızda gördük aslında bunu. Evet, aynı şekilde. Barboso zaten çok gelecek vadeden bir sporcu, bundan bahsediyorduk. Dünya Şampiyonası'nda da kendisini seyredeceğiz. Böyle sporcularla, bu seviyedeki sporcularla rekabet ediyor olmak mutlaka bizim sporcularımızı da ileriye taşıyor, öyle değil mi Ceren Hocam? Tabii ki, çünkü burada sporcuları izleyip kendilerini onlarla kıyaslayıp kendi eksiklerini tespit etmeleri veya onlara yaklaşmak için ne yapmaları gerektiğini, bu sadece bu yarışmada olan sporcularımız için geçerli değil. Organizasyonun Türkiye'de gerçekleşmesi sebebiyle şu anda Türkiye'de olan ve spor yapan bütün çocuklar onları izliyorlar ve aslında... Ana Barboso için Romen Milli Marşı'nı dinledik sevgili izleyenler. Tam sporcuların etkileşiminden, birbirlerini etkilemelerinden bahsediyordunuz Ceren Hocam. Evet, Milli Marş başlayınca susmak durumunda kaldık. Şöyle, burada bütün Türk sporcular, alttan gelen, altyapıda olan tüm sporcular kendi ülkelerinde yapılan yarışmanın avantajı